Mutfak Dinden hepinize yeniden merhabalar. Bugün yine lezzetli ve harika bir tarif paylaşacağım sizinle. Patlıcanlı gözleme. Bu lezzeti nereden biliyorum? Yaklaşık 15 sene önce Bursa'nın Cumalı Kızık köyüne gitmiştik. Orada benim çok sevdiğim Kınalı Kar dizisinin çekimleri yapılıyordu. Dizinin çekim yapıldığı evlerin bahçelerine şöyle küçük masalar kurulmuştu ve teyzeler çay, birkaç çeşit gözleme yapıp satıyordu. Bunların arasında patlıcanlı gözleme çok ilgimi çekti ve birkaç tane alıp tadına baktık. İnanın o güne kadar yediğim en lezzetli gözlemeydi patlıcanlı gözleme. Uzun zamandır da aklımdaydı. Nasıl olsa yaz mevsimi, şimdi patlıcan bol. O zaman hemen yapalım dedim ve kolları sıvadım ve yapım aşamasında size detaylı bir şekilde çektim. Buyurun hemen nasıl yapmışız görelim. Patlıcanlı gözleme için gerekli malzemeler: patlıcan, biber, domates, soğan. Malzeme ölçüsü tamamen size kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar artırıp azaltabilirsiniz. Ben iki tane büyük boy patlıcan kullanacağım. Boston patlıcanı deniliyor ki Amerika'da bundan daha küçük satılanlar var ama bunlar daha ideal oluyor bu tür bol yemekler yaptığımızda. Daha lezzetlisi de zaten bu oluyor. Bir adet yeşil biber kullanacağım, bir adet soğan kullanacağım ve 3 adet domates kullanacağım. Bu malzemeler yaptığımız hamura biraz fazla veya biraz eksik gelebilir. Hiç sorun değil. Yaptığımız bu harç fazla kalırsa zaten üzerine yumurta kırarız. Onu da afiyetle yeriz. Bu zaten kendi başına bu kavurma bir yemek oluyor. O yüzden fazla gelirse hiç sorun olmaz. Hiç sorun yapmayın. Gerekli baharatlar ne? Tuzumuz var, karabiber var, kırmızı pul biber var ve kırmızı toz biberimiz var. İsterseniz ekstradan ağız tadınıza göre farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. İlk önce patlıcanların kabuğunu soyup, doğrayıp, tuzlu suda bekletip acısını çıkarabilirsiniz. Ama ben bu işlemi yapmayacağım çünkü Amerika'da aldığımız patlıcanlar o kadar acı olmuyor. O yüzden tuzlu suda ekstradan bekletmiyorum. İlk önce bunları güzelce bir doğrayalım. Daha sonra hepsini birlikte kavuracağız. Patlıcanlı gözlemenin hamuru için gerekli malzemeler neler? Burada yaklaşık 2 su bardağı kadar suyumuz var. 1 tatlı kaşığı şeker kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız. 1 tatlı kaşığından biraz fazla kurumaya kullanacağız ve aldığı kadar un kullanacağız. Patlıcanlı gözlememiz için ilk önce iç harcı hazırlamamız lazım. Çünkü iç harcın soğuk olması lazım. Hamurun mayalanması için zaten çok fazla beklemiyoruz. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekliyoruz. İç harcımızı da yapacağız. Biraz soğuması lazım. O yüzden ilk önce iç harcı hazırlamakla başlıyorum. Patlıcanları ne kadar küçük doğrarsak bir o kadar güzel olur. Aslında kavrulurken küçülecekler, böyle yumuşayacak, küçülecek ama yine de küçük küçük doğramakta fayda vardır. Tüm malzemeleri doğradık, hazır. Şimdi tavamıza biraz sıvı yağ koyacağım. Göz kararı koyuyorsun, ne kadar kullanıyorsanız. Patlıcan zaten çok yağ çekiyor, o yüzden biraz fazla koydum. İlk önce soğanları ilave ediyorum. Soğanları biraz kavuruyoruz. Rengi biraz hafif dönünceye kadar.
Soğanları biraz kavurduk. Şimdi hemen biberleri ilave ediyorum. Biberlerle soğanları kavurduk biraz. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Biberle soğan da kavruldu. Güzelce yumuşadı. Şimdi domatesleri ilave ediyorum. Ve çok fazla beklemeden hemen patlıcanları da ilave ediyorum. Dediğim gibi patlıcanları isterseniz tuzlu suda bekletip öyle ilave edebilirsiniz. Biraz karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Patlıcanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber. Kırmızı pul biberi bolca koyabilirsiniz. Çünkü acılı daha güzel oluyor. Ve kırmızı toz biber. Başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Hepsini karıştırıyorum. Suyunu da çekti. Şimdi bir kenara alacağız ve iyice soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi de gözleminin hamurunu yapacağız. Ben mikserle yoğuracağım bugün. Ama elde de gayet güzel bir şekilde hamur yoğruluyor. Ne vardı? Suyumuz var. 2 su bardağı kadar suyu ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu veya biraz daha fazla ekleyeceğim. Kuru maya. Yaş maya kullanırsınız. 10 gram yeterli oluyor. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu şeker ilave ediyorum. Bunları güzelce bir şekilde karıştırıyorum. Biraz mayalanması için bekleyeceğim. Mayamız biraz mayalandı. Şimdi hemen 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Dolu olacak şekilde. Ve undan çok az ilave edeceğim. Biraz karıştıracağım ilk önce. Daha sonra gerisini de ilave edeceğim. Şimdi hemen biraz yoğuracağız. Yaklaşık bir 2-3 dakika kadar yoğuracağız. Daha sonra geri kalan unu da ilave edip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Geri kalan unu da ilave ediyorum. Un az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Su az gelirse biraz da su ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde hamuru yoğuracağız. Hamur biraz koyu geldi. O yüzden hemen su ilave ediyorum. Hamurumuz yoğruldu. Kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerini kapatıyoruz. Ve yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalandı güzel bir şekilde. Şimdi hemen biraz havasını alıyorum. Biraz un serpiyorum ve hamurumuzu buraya alıyorum. Hamurdan küçük parçalar koparacağız. Bu şekilde kesip yuvarlayıp tekrar un serpilmiş bir tabağın üzerine yerleştireceğim. Burada beklesin tek tek açıncaya kadar. Şimdi hamurumuzdan bir tane alıyorum. Ve un serptiğim tezgahta açacağım. Geri kalanın üzerine bir bez örtüyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Şimdi bunu açacağım. Tabak büyüklüğünde açtım. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde açtım. Şimdi iç harcımız da burada patlıcanlı. Hemen bir kaşık kadar alıyorum ve bu şekilde bir tarafına yayıyorum. Ve
bu şekilde katlayıp kenarlarını hafif bastırıyorum. Ve böyle tırtıllı kesme aletiyle daha düzgün olması için kenarlarını kesiyorum. Hazırladığım gözlemeyi hemen pişirmeyeceğim. Bu şekilde bir bezin üzerine koyuyorum. Birkaç tane yaptıktan sonra hepsini birlikte pişireceğim. Yine ikinci yufkamızı açıyoruz. Geriye sadece 3 beze kaldı. Şimdi bu bezeyi açtım. İç harcını koyacağım patlıcanlı ve çok sevdiğim bir işleme uygulayacağım. Herkesin zevki farklıdır tabi. Ben de böyle seviyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. Eminim çok da güzel olacaktır. Üzerine biraz beyaz peynir koyacağım. Bu şekilde serpeceğim. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Şimdi bunu da yine kenarlarını düzgünce kesiyorum. Ocağın üzerine 2 tane tava koydum. Gözlemlerimizi pişireceğim. Tavayı ilk önce biraz yağlıyorum. Çok kısık ateşte her iki tarafını çevirerek pişiriyoruz. Gözlemlerimiz bir yandan pişerken bir yandan da hemen sıcakken yağlıyoruz. Burada evde kendim ayranından ayırdığım tereyağı var. Onu süreceğim. Gözlemelerimiz afiyetle yenmeye hazır. Yaklaşık 14 adet gözleme çıktı. Tabii birkaç tanesini yedik. Bu kadarı kaldı. Hamur ölçüsü tam olarak geldi. Şimdi hamur ölçüsünü aslında ben infobox'a da yazacağım. Ama şimdi hemen söyleyeyim de ne kadar oldu? 2 su bardağı su kullandık. Yaklaşık 6-7 su bardağı kadar un ilave ettim ben. İç malzemeden biraz arttı. Şöyle bir tabak kadar. Bunun da üzerine yoğurt ekleyip afiyetle yiyeceğim. Burada hemen çayımı da aldım. Bardağımın üzerinde de seni ne mutlu ediyorsa onu daha çok yap diye laf var. Ona da uydum. Çayımın içerisine gülleri de koydum. Şimdi gözlemeleri afiyetle yiyeceğim. Patlıcanlı gözlemeyi mutlaka denemelisiniz. Özellikle yaz mevsimi şu anda patlıcan bol. Hatta kışlık yapıp buzdolabına atacağınız patlıcanlardan kışın da yapabilirsiniz bu gözlemelerden ama yazken bol bol yapıp afiyetle yiyin. Şimdi hemen test edeceğim bir tanesini. Muhteşem, yumuşacık, harika bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz hemen eminim bu tariften sonra abone olacaksınız. Başka bir lezzetli tarifte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.